İyi akşamlar. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Balıkesir'e gelen Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı için destek istedi. Balıkesir 28 Şubat'taki o manzaranın montaj olmadığını 30 Mart'ta sandıkta gösterdi. Balıkesir'de vatandaşlara seslenen Recep Tayyip Erdoğan 12 yıllık hükümet dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 12 yıl boyunca bu ülkenin her köşesine hizmetlerimiz oldu. Balıkesirli Yörükler'den Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a coşkulu karşılama. Dursun Bey de tarla komşularının kavgasında silahlar konuştu. Manyas'ta bebek arabasıyla yürüyen kadına otomobil çarptı. Balıkesir'in merkezine gönderdiler. 6 Eylül köy yarı mahallesindeki Ayşe ninenin Türkiye için duaları dikkat çekti. Ayakta dursun milletimiz. Türk bayrağı yere düşmesin. Türk kanı akmasın. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt gezilerini sürdüren Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan bugün Balıkesir'e geldi. Saat 16 civarında şehrimize gelen Erdoğan, Kuvayi Milliye Meydanı'nda bir konuşma yaparak destek istedi. Saat 14'te Balıkesir'e geleceği duyurulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan miting alanına saat 16'da geldi. Kuvayi Milliye Meydanı'nı dolduran vatandaşlar zaman zaman yağan yağmura rağmen coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediler. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Alanda Recep Tayyip Erdoğan, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur olmak üzere AK Parti İl Başkanı, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı adayınız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye Balıkesir Spor atkısıyla eşi Emine Erdoğan'la birlikte çıkarak vatandaşları selamladı. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmasında Balıkesir'in önemli şahsiyetlerinin isimlerini sayarak selamlayan Erdoğan, özellikle 30 Mart seçimleri öncesinde yapılan Balıkesir mitingine atıfta bulunarak şunları söyledi. Balıkesir'de bir kez daha Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Seyit Onbaşı'yı rahmetle yad ediyorum. Balıkesir'in yetiştirdiği gönül insanı, Birgivi Hazretleri'ni, Hasan Basri Çantay Hoca'mızı, Sarı Hoca'yı, Gönelli Mehmet Efendi'yi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Balıkesirli tüm şehitlerimize de bugün buradan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Kardeşlerim, 28 Şubat'ta Balıkesir'e geldik. Burada, bu meydanda muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Balıkesir, 28 Şubat'ta tarihi günlerinden birini yaşadı. Balıkesir, AK Parti'ye, başbakanına öyle bir sahip çıktı ki, buradaki mitinge montaj diyenler oldu. Photoshop diyenler oldu. Buradaki manzaraya bakıp da gözlerine inanamayanlar oldu. Hatta MHP Genel Başkanı çıktı, Balıkesir'deki miting montajdır diye açıklama yaptı. Çünkü kılavuzu kargo olanın gerisini siz biliyorsunuz. Balıkesir 28 Şubat'taki o manzaranın montaj olmadığını 30 Mart'ta sandıkta gösterdi. Bugün Balıkesir'e bize sahip çıktığı için
hareketimize, davamıza, partimize, buradaki evet Edip kardeşimize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, Balıkesir'den, bu muhteşem meydandan dünyanın tüm mazlumlarına, tüm mağdurlarına, ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerimize bir kez daha gönül dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Irak, Suriye, Mısır, Libya mazlumlarına Balıkesir'den bir kez daha dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Zulmün altında inleyen, bombaların altında ölüm kalım mücadelesi veren Gazze'li kardeşlerimizi Balıkesir'den özellikle selamlıyorum. Rabbim onlara tahammül gücü versin. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı adayı olarak Balıkesir'de vatandaşlara seslenen Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında 12 yıllık hükümet dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan 12 yılda Balıkesir'e 11,5 katrilyon yatırım yapıldığını söyledi. Maşallah. Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplanan büyük kalabalığa hitap eden Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Balıkesir'e yapılan yatırımlara da değindi. Sevgili kardeşlerim, 12 yıl boyunca bu ülkenin her köşesine hizmetlerimiz oldu. Milletimizi o düştüğü girdaplardan inşallah çıkaracağız dedik. 12 yılda Balıkesir'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 11,5 katrilyon. 11,5 katrilyon. Ulaştırma ve haberleşmede 2 katrilyon 300 trilyon. Tarımda 1 katrilyon 600 trilyon. Orman ve su işlerinde 1 katrilyon 200 trilyon. Enerjide 839 trilyon. Toplu konutta 785 trilyon. Eğitimde 750 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda 511 trilyon yatırım yaptık. Kardeşlerim, 79 yılda Balıkesir'e ne kadar bölünmüş yol yapıldı biliyor musunuz? 76 kilometrecik. Peki biz 12 yılda ne yaptık? 446 kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Bakın, dünyanın sayılı projelerinden biri Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu. Balıkesir için bu çok önemli. Otoyolun çalışmaları süratle devam ediyor. Tabii bununla kalmıyoruz. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'i kapsayan bir otoyol daha yapıyoruz. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Abiler, 8 gün durmak yok. Kapı kapı dolaşacağız. Anlatacağız. İnşallah bu pazar değil, yani yarın değil, haftaya pazar akşamı Cumhurbaşkanını seçecek. İlk defa halk kendi başkanını seçecek. Bu önemli bir dönüm noktası. Halkımıza efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Ne olur iradenize sahip çıkın. Sandıklara sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. Asla bunlardan taviz vermeyin. Mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu da kullanın. Değerli kardeşlerim, şimdiden 10 Ağustos seçiminin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Balıkesir'e gelen ve halka hitap eden Recep Tayyip Erdoğan'ı yörükler coşkulu bir şekilde karşıladı. Cengiz Topel Caddesi'nde hazırlık yapan Balıkesirli yörükler, Başbakan Erdoğan'ın otobüsü önünde bir de oyun oynadılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geldiği Balıkesir'de otobüsle havaalanından Kuvayi Milliye Meydanı'na geçerken Cengiz Topel Caddesi'nde Balıkesirli yörükler kendisini karşıladı. Başbakanın gelişinden önce hummalı bir hazırlık yapan yörükler, Erdoğan'ın gelmesiyle bir anda otobüsün etrafında toplandı. Otobüse giren yörükler hem başbakana hem de eşi Emine Erdoğan'a keyfiye taktı. Şöyle efelere bir müsaade edelim arkadaşlar. Yörükler
Vatandaşlarımız müsaade etsinler şöyle kenarlara. Recep Tayyip Erdoğan otobüsten inmeden yörüklerin gösterisini izledi. Sayın seyirciler, Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde iki tarla komşusu arasında çıkan sınır tartışmasında silahlar konuştu. Kavgada aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti. Olay saat 19 sıralarında Balıkesir'in Dursun Bey ilçesi Kavacık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarla sınırı yüzünden tartışan Ünal Şey ile Ali Şimşek ve Arife Şimşek çifti arasındaki kavga bir anda büyüdü. Kavganın ardından Ünal Şey yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Silah sesini duyan vatandaşlar bölgeye koşarken yerde kanlar içinde yatan çift için 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçmak isteyen Ünal Şey vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek jandarma ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da bebek arabasıyla yürüyen kadına bir otomobil çarptı. Kazada genç anne ile yanındaki diğer çocuğu ölürken arabadaki bebeği ise ağır yaralandı. Kaza Manyas-Bandırma Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Arzu Kılıç, çocukları Cesur ve bebek arabasında bulunan kaderle yaya olarak gecenin geç saatlerinde Haydar Mahallesi'nden ikamet ettiği Manyas ilçesine yürüyerek gitmeye çalıştı. Bu esnada Bandırma istikametinden Manyas'a gelen Taner Uysal İdaresi'ndeki özel otomobil anne ve çocuklarına çarptı. Anne Arzu Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. 5 yaşındaki oğlu Cesur ise kaldırıldığı Manyas Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Durumu ağır olan ve bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Kader Gülşen ise Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Manyas-Bandırma yolu bir süre trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Abi ondan önce ben geçtim. Böyle yol kenarına gidiyorum. Ben gecenin yeri... Sayın seyirciler, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kırsal mahallelerdeki gezileri esnasında Köyyeri Mahallesi'ne de uğradı. Bu mahallede bulunan 79 yaşındaki Ayşe Nine'nin Türkiye için duaları dikkat çekti. Zekai Kafaoğlu ve beraberindekiler dün akşam saatlerinde kırsal mahallelerden köy yerinde 79 yaşındaki Ayşe Aydın isimli bir nineyle sohbet etti. 10 Ağustos'ta oylar vereceğiz değil mi? İnşallah. Eyvallah. Seçecek değil mi Cumhurbaşkanı? Tabii. Müşte yok. Atatürk'ten sonra bu başkanı. Valla hem şimdi ben o çocuğun oyun yerine giderim benim. Tamam. Aynen öyle değil mi? Tam böyle dedim ben. Başbakan'a da selam söyle. Böyle diye söylüyorum. Öyle değil mi? Tam söylüyorum ve hep gelenden de selam yiyorum. Eyvallah. Tamam. Herkes yaysın, ben yaymayacağım sizden.
Eyvallah. Sağ ol. Allah razı olsun dedim. Dua et. Ayşe Nine'nin özellikle Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan için ettiği dualar alkışlarla karşılandı. Devletimizi, milletimize, başbakanımıza, başbakanın yardımcılarına, bütün yollarına Allah beladan kazadan korusun. Düşmanlara fırsat demesin. Kötü yollardan, kötü kullardan Allah fırsat demesin. Ayakta olsun milletimiz. Türk bayrağı yere düşmesin. Türk kanı akmasın. Türkiye'nin gençleri ezilmesin. Cenab-ı Hak sevgili peygamberimizin yüzü suyu örmesine. Amin. Başbakanımıza Atatürk'ten sonra başbakan geldi ayakta tutan Türkiye'yi. Allah razı olsun. Ya yavan yemiyoruz. Yağsız yemiyoruz. Yamalı giymiyoruz. Eski giymiyoruz. Çok şükür hepsi bu. Doğru söylüyor ana. Allah razı olsun. Bu köve su, bu köve su istiyor. Bu köy yollarını istiyor. Bir de bu tuvaleti, tuvalete barajı bu. Kanalizasyon istiyor. Başbakan şey var. Al. Başbakan'a çok selam söyleyeyim burada. Başbakan Atatürk'ün bu şeyi yerine bu bedel bedel. Eyvallah. Bedel. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Yeni sezon hazırlıkları için yurt dışı kampından maliyeti nedeniyle vazgeçen Balıkesir Spor, 49 yıl sonra tekrar oynayacağı Spor Toto Süper Lig'deki ilk rakibi Akhisar Belediyespor'u izlemek için Avrupa'ya çıkıyor. İkinci hamle vuruş ve top finallerde gol. 1-0 öne geçiyor Akhisar Belediyespor. 2014-2015 futbol sezonu için Hamza Hamzoğlu'nun yerine teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Reşit Akçaylı yoluna devam eden yeşil siyahlıları gözlem altına alan Balıkesir, rakibinin kamp yaptığı Avusturya'da oynayacağı 5 hazırlık maçını izletecek. Düdük geldi. Şahin Ali direkt kaleye ve top finallerde gol. Bu tür çalışmaların sezon içine tüm rakipler için uygulamaya konulacağı, Balıkesir Spor'un bir hafta sonra oynayacağı rakiplerinin izlenerek detaylı raporlarının teknik direktör İsmail Ertekin'e sunulacağı öğrenildi. Yardımcı Orkun Aktaş'ın kalkan bayrağı. Öte yandan Akhisar Belediyespor'un Avusturya kampında toplam 4 hazırlık maçı yapacağı açıklandı. Yeşil siyahlıların sırasıyla 2 Ağustos Cumartesi günü saat 19'da Hannover 96, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Hamburg, 7 Ağustos Perşembe günü saat 19'da Al Ahli ve son olarak 13 Ağustos Çarşamba günü Mersin İdman Yurdu ile birer hazırlık maçı yapacağı bildirildi. Erdek Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 kategoride gerçekleşen 1. Erdek Yağlı Pehlivan Güreşler'de baş pehlivanlığı İsmail Balaban kazandı. Yıldırım Topal Çok Aceler Meydanı'na. 18 Eylül stadında yapılan ve büyük ilgi toplayan güreşlere Kırkpınar'ın ünlü isimleri Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, İsmail Balaban, Güngör Ekin, Ekrem Yavuz, Kaan Kaya, Erhan Ertan, Ünal Kahraman, Ahmet Yavuz, Sezgin Yüksel, Hasan Tuna, Ramazan Bircan, Şükrü Kazan, Osman Özgün, Ahmet Kavakçı ve Bayram Ertan'ın da aralarında bulunduğu 33 baş pehlivan katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İsmail Koç. Yarı finalde 2014 Kırkpınar baş pehlivanı Samsunlu Fatih Atlı ile 2013 Kırkpınar baş pehlivanı İsmail Balaban, Bandırmalı Hasan Zeybek ile Ankara PTT Spor Kulübü'nün Çorumlu güreşçisi Ünal Kahraman'la karşılaştı. Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban'la Hasan Zeybe'yi yenen Ünal Karaman finale yükseldi. Çekişmeli geçen finali kazanan İsmail Balaban, Erzek 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin baş pehlivanı oldu. Çanakkale Çarda Güreşler Ası. Güreşleri Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Namık Avuç'a, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ve çok sayıda vatandaş izledi. Köse İnşaat spor haberlerini sundu.
güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın kuvvetli sağanak yağmurlu, en yüksek 30, en düşük 19 derece. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 32, en düşük 20 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 34, en düşük 20 derece. Çarşamba günü parçalı bulutlu, en yüksek 34, en düşük 20 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu, en yüksek 34, en düşük 21 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 35, en düşük 22 derece. Salı günü az bulutlu, en yüksek 35, en düşük 23 derece. Çarşamba günü az bulutlu, en yüksek 36, en düşük 22 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın sağanak yağmurlu, en yüksek 30, en düşük 16 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 15 derece. Salı günü az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 16 derece. Çarşamba günü az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 15 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın sağanak yağmurlu, en yüksek 32, en düşük 21 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 35, en düşük 21 derece. Salı günü az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 22 derece. Çarşamba günü az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 21 derece olması bekleniyor.